Her yılda gelmeyi kendime böyle bir ihtiyaç gibi görüyorum. Tabii bu ilçemiz çok kıymetli çünkü burada bu güzel toprakların, Anadolu'nun bu değer milletimizin belki en değerli geçmişini simgeleyen isimlerden birisi ebedi istirahatgahı burada Hacı Bektaş-ı Veli. Hacı Bektaş-ı Veli'nin burada her yıl yüz binlerce ziyaretçisi var. Belki ileride bu ziyaretçisi daha da artacak. Tabii bu tür merkezleri hepimizin, devletin bütün kurumları özenle takip etmeli ve ben ne yapabiliyorum buraya diye düşünmeli. Bu konuda ilk ziyaret anımızdan itibaren ben ne yazık ki Hacı Bektaş'ın bu anlamda ihmal edildiğini tespit etmiştim ve çok üzüntü duymuştum. Tabii göreve geldiğimiz an itibariyle Türkiye'nin en önemli devlet kurumlarından olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak biz Türkiye'nin farklı noktalarında 400'ün üzerinde 500'e yakın belediyeye zaten destek sunan bir kurumuz. Ama burasını bir belediye gibi görmedik. Burası hem maneviyatıyla hem inanç merkezi olmasıyla hem de dediğim gibi Hacı Bektaş-ı Veli'nin ismiyle anılarak burada neredeyse milyona yakın insanın ziyaret ettiği bir yer olmasıyla özenli adımlar attık. İlçe belediye başkanımızla oturduk, tartıştık, konuştuk. Temel ihtiyaçlarını çevreye dair, altyapıya dair, özellikle yol, kaldırım, meydan, peyzaj gibi hususlarına hızlıca dokunduk. Güzel bir işbirliği yürüttük ve gerçekten Hacı Bektaş o günden bugüne, 2020'den bugüne çok özel bir yere evrildi. Ben bu konuda devletimizin bütün kurumlarını da göreve çağırıyorum. Bu ve buna benzer noktaları hassasiyetle değerlendirmeliyiz. Bu topraklarda Mevlana'nın, Hacı Bektaş-ı Veli'nin, Yunus Emre'nin bambaşka bir derinliği, felsefesi ve insanların ruhunda bambaşka bir yeri vardır. Tabii bununla yetinmedik. Bir de böyle bir projeyi geçen yıl ziyaretimde arkadaşlarımla paylaştım. Çünkü bu tür noktalarda barınma alanları, ziyaret eden insanların ilgisini besleyecek bir mekanizmayla nasıl bir proje geliştirilir kafamda yorarken biz böyle bir işe Kiptaş ki bu konuda çok marifetli bir kurumumuz, Anadolu'ya da örnek olma gibi bir misyonu ortaya koyduk ki şu an başka illerde de proje hazırlıkları olan bir kurumumuz Kiptaş. Burada da çok özenli bir çalışmayla hem Hacı Bektaş'ın mimari dokusuna, bundan sonraki yapılaşmasına nasıl katkılar sunabiliriz diye bir düşünce ortaya koydum. Arkadaşlarım çalıştılar. Burada yine belediyenin ihaleyle satışa çıktığı bir araziyi ihalede alarak bir proje geliştirdik ve bugün projenin artık sonuna doğru yaklaşıyoruz. Geçen sene Kasım ayında temelini atmıştık. Çok değerli bir çalışma yürütülüyor. Burada sadece konutlar olmayacak. Bu konutlar aynı zamanda biraz daha kolektif bir anlayışla, biraz daha paylaşım usulüyle gelen kıymetli ziyaretçilerin konakladığı, ağırlandığı bir yere dönüşecek. Onun için adı da mihmandar. O mihmandarlık duygusunu, hissiyatını gösteren bir projeye evrildi. Projeyi bir sosyal proje olarak da tasarladık. Çünkü içinde kreşi olan, içinde aşevi olan, aynı zamanda kendi döner sermayesiyle yine Hacı Bektaş'a hizmet sunan da bir yapıya dönüştürdük burayı. Yani Kiptaş çok manevi bir işe imza atacak ve buradan bence manen de madden de kazanım elde etmiş olacak. Yüklenicimiz sağ olsun çok temiz pırlanta gibi bir işçilikle buraya özenli bir proje kazandırarak firma olarak da prestijli bir dokuya imza atmış olacak. Dolayısıyla hem Hacı Bektaş Belediyesi hem Kiptaş hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi hem yüklenicimiz hep birlikte çok özenli bir projeye imza atıyoruz. Bugün kaba inşaatı bitti. Örnek daire çalışmaları sürüyor. Sosyal alanlar ki etrafında da çok güzel bir yeşil alanımız da olmuş olacak. Bütün bunların bitmesiyle beraber inşallah 2024 yılında birçok sevinçli haberin yanı sıra
Burada da güzel insanların konakladığı, ziyaretlere geldiğinde huzurlu bir şekilde kaldığı ve çevresine fayda verdiği, her yönüyle kazan 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 diyebileceğimiz ama maneviyatıyla kazan diyebileceğimiz projeyi gerçekleştirmenin onurunu yaşıyorum. Hacı Bektaş'a hizmet etmek Ekrem İmamoğlu şahsiyetinde belki de en fazla onur duyacağı, gurur duyacağı hizmetlerden birisidir. Vesile olan bütün dostlarımıza teşekkür ederiz. Turizm Bakanımız açıklama yapmıştı. 2024 yılında 16 Ağustos'ta yapılacak buradaki etkinlikler ve birleştirilecek demişti. Siz bunu nasıl karşılıyorsunuz? Şu ana kadar farklı tarihlerde kutlamalar yapıldı, etkinlikler devam ediyor. Birleşmenin kötüsü olmaz. Sadece birleşmenin usulüne ve uslubuna bakmak lazım. Bakınız burada ki bugün de ziyaret ettiğim bir dernekle ki dün de belediye başkanımız 60. yılını kutladıkları ve anma etkinliklerini ifade ettikleri bir tören düzenlediler. 60 yıldır etkinliği düzenleyen buranın insanları, yaşayanları, Alevi Bektaşi kültürünü yaşatan milyonlarca insanımızı eğer işin odağına koyarsanız, merkezine koyarsanız gelsin bu etkinlikte Turizm Bakanlığı da birleşsin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de birleşsin ama buranın bir tane ev sahibi var. O da başta Hacı Bektaş-ı Veli'nin sevenleri, yarenleri ve Alevi Bektaşi kültürünün temsilcileri, kurum kuruluşları, belediyesi, onların önderliğinde onlara yol veren, destek veren, katkı sunan bir kurumlar biçiminde eğer Kültür Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve diğer bütün kurum kuruluşlar destek olacak bir biçimde olduğu takdirde muazzam bir şey olur. Ben Sayın Bakan'ı alkışlarım ama hadi siz kenarda durun, bunu biz yapacağız dediğiniz an burada başka bir kritik tartışmayı ve kaosu var edersiniz. Umuyorum böyle bir düşünce akıllarında yoktur. Birleşme, buluşma derken tam da Hacı Bektaş-ı Veli'nin kültürüne ve dünyaya bıraktığı felsefeye, mesajlara uygun bir birleşme ve buluşmayı tasarlıyorlardır. Eğer öyle tasarlanıyorsa ben şimdiden Sayın Bakan'ı tebrik ederim. Umuyorum 2024'te öyle bir buluşmayı hep birlikte burada yaşarız. El ele, kol kola, omuz omuza. Bir olmak, iri olmak, diri olmak. Teşekkürler.